Merhaba. Bu dünyadan Elizabeth geçti. Belki dünya Elizabeth'e bile kalmadı. Nereden bakıyorsanız. Türkçe tepkileri okudum, atılan tweetlere baktım. Ağzı olan konuşuyor demeyeceğim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları da kınamayacağım. Anlamaya çalışıyorum sadece. Konulara ya da olaylara bakışınız sizin hakkınızda bir şey söyler. Ve bu anahtar her zaman işe yarar. O yönüyle bu neviden polemiklerden çok yararlanıyorum. Dönelim Elizabeth'e. Tanrı kraliçemizi korusun. Korusunun içinde hiç olmadım. Nasıl olabilirim ki? Ben bu ülkede bir göçmenim sonuçta. Fakat bu ülkeye sonradan gelmenin şöyle bir avantajı oluyor. Size bir İngiliz'in asla yapamayacağı mukayese olanağı veriyor. Sisteme ve sistemin fertlerine özel bir hayranlık ya da düşmanlık gütmeden bakabiliyorsunuz. Elizabeth'e de hep öyle baktım. 8 Eylül'de son nefesini veren kraliçe, 19 Eylül'de Windsor Kalesi'nde babası, annesi, kardeşi Margaret ve 1,5 yıl önce yitirdiği kocası Philip'in yanı başına defnedildi. Elizabeth, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında isim değiştiren Windsor sülalesini onca skandala rağmen tahkim eden bir lider oldu. Fakat Birleşik Krallık, 1918'den itibaren eski ihtişamını kaybettiği gibi bir asrı geçen zaman zarfında erimeyi hiçbir hükümdar ya da hükümet tersine çeviremedi. Elizabeth'in iki motivasyonu oldu. Ülkeyi ve aileyi bir arada tutmak. Güçlü bir vatanseverdi, buna kuşku yok. Her şeyi de bunun için yaptı. İster Saksonları ister Normanları baz alın, kraliyet ailesi geriye doğru 1000 yıldır teknik olarak ülkenin sahibi. Ailenin gözü tok olmasının, görgüsüzlüğe müsamaha edilmemesinin başlıca nedeni bu. 1952'de Kral George, 2. Dünya Savaşı'nın stresi ve sigara tiryakiliğinin sonucu olarak 55 yaşında ölünce 25 yaşındaki kızı Elizabeth tahta çıktı. Bu herkes için erken bir değişiklikti. O gün hükmettiği ülke sayısı 30'un üzerindeyken vefat ettiği gün sayı 14'e düşmüştü. Çoğu küçük ada devletçikleri, en son Barbados bağımsızlığına kavuştu. Sırada Jamaika var gibi. 2022 yılı biterken sömürgeler bağımsızlığına kavuşuyor yorumu nasıl anlamsızsa, Elizabeth'e sömürgeci demek de öyle. Ataları öyleydi ve fakat İngiltere'de köleliğin 1834'te kaldırıldığını hatırlatalım. Amerika'da Lincoln bunu 30 yıl sonra yapacak ve canına mal olacaktı. 1800'lerin sonunda dünyanın pek çok yerinde köle pazarları vardı ve ulema dinde yeri var diyordu. Önce iğneyi kendinize batıracaksınız. Yaşadığınız ülkedeki insanca yaşam, hukuk, demokrasi, sosyal devlet, eğitim ve sağlık üniversite kalitesiyle başlayabilirsiniz. Sonra ülkenizin dünya muvazenesindeki yerine, pasaportunun kıymetine, parasının değerine bakacaksınız. Konuşulan lisan ve bununla üretilmiş literatür mühim bir veridir. İngilizlerin kraliçelerini nasıl uğurladığına tanıklık ederken gözlemlediğim ağırlıklı olarak şükran duygusuydu. Değilse kilometrelerce uzayan ve naaşı selamlamak için 14 saatten önce sıra gelmeyen kuyruğu nasıl izah edeceksiniz? 7. yıl bu ülkede yaşıyorum. Türkiye'nin 1/3 kadar yüz ölçümünde 68 milyon nüfus var. Yaşam standardının her kilometre kareye nasıl yayıldığını görüyor, her defasında iç geçiriyorsunuz. Buradan kaçmaya çalışan yok. Bilakis gelmek için can atanlar var. Atadığı son başbakan Liz Truss, 2. Elizabeth, modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği kayadır demişti ilk gün. Yabana atılacak bir tarif değil bu. Hüküm sürdüğü 70 yıl içinde Türkiye'de ikisi muhtıra 6 darbe yaşandı. İğneyi önce kendinize batıracaksınız. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kraliçesi pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Modası geçmiş bir laf değil bu. Yerküre üzerine dağılmış İngiliz üslerini işaretleyin, görürsünüz. Çok şey söylendi, belki de en doğrusu, Elizabeth'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.